Hola, mi nombre es Lorena. Y yo soy Alejandro, somos de Argentina. Benim adım Lorena, o Alejandro, biz Arantinliyiz. Bu da Tiago. İşte buradayız. Bebeğimiz 10 gün önce doğdu. 3 días. Contar por favor un poco sobre vosotros, por qué habéis acudido a este tipo de tratamiento. No, vos, es tu camino. Bueno, hace varios años... Birkaç yıl önce, 25 yaşındayken bana endometriozis teşhisi konuldu. Birçok ameliyat geçirdim ama doğal yolla hamile kalamadım. Ayrıca 4 farklı ülkede kısırlık tedavisi gördüm ama olumlu bir sonuç alamadım. Bu hastalık, endometriozis, sonucunda tüp bebekle elde edilen embriyonun tutunmasında sorunlar var. Farklı seçenekleri araştırdık ve haberlerden, internet üzerinden Ukrayna'daki bir kliniği bulduk. Burada 2 yıl önce taşıyıcı annelik yolculuğumuza başladık. Bueno, hemos visto varias opciones. Birkaç seçeneğimiz vardı. Ancak Biotech.com'un İspanyol departmanının koordinatörüyle detaylı bir konuşma yaptıktan sonra kararımızı verdik. Biotech.com müdürü bize çok yardımcı oldu. İyi İspanyolca konuşuyor ve Arjantin vatandaşlarıyla, çocuğun evrak işleriyle büyük deneyime sahip. Bu bize daha fazla güven verdi. Aynı süreci farklı kliniklerde deneyimlemiş diğer çiftlerle konuşarak, Biotech.com'un diğer kliniklere göre daha ciddi ve sorumlu bir yaklaşıma sahip olduğunu anladık. Sanki taahhüt ettikleri yükümlülükleri yerine getiriyorlarmış gibi görünüyordu. Ve gerçekten de öyle. Bu konu hakkında daha fazla bilgi edinmeye başladım çünkü Arjantin'de pandemi sırasında Ukrayna'da doğan çocukları alamayan ebeveynlerle ilgili çok fazla haber vardı. İşte böylece öğrendik, klinikle iletişime geçtik ve Ekim 2021'de buraya, Kiev'e geldik. Her şeyin sakin olduğu bir zamanda buradaydık. İlk aşamayı tamamladık, bizden istenen her şeyi yaptık. Aralık ayında ebeveyn olacağımızı öğrendik. Bulutların üzerindeyiz, gerçekten, çocuğumuzun doğacak olmasından dolayı kalbim parçalanıyordu. Ve Mart 2022'de herkesin bildiği gibi savaş başladı. Zor bir durum, her zaman iletişimde kalmak mümkün değildi çünkü herkesin güvende olması gerekiyordu. Ve taşıyıcı anne zaten yaklaşık 3 aylık hamileydi. Ortaya çıkan durumdan dolayı, stres, çocuğum erken doğdu ve öldü. 28 haftalık doğdu ve 8 gün sonra öldü. Bu çok acı vericiydi ama tekrar denemeye karar verdik, pes etmedik. İkinci bir deneme yaptık, hamileliğin ikinci ayında, üçüncü ayında çocuğun kalp atışı yoktu, bu herhangi bir sağlıklı kadında da olabilecek bir şey. Tekrar acı çektik ama geçen yılın Ekim ayında tekrar denemeye karar verdik, üçüncü kez ve tekrar ebeveyn olacağımızı öğrendik. Bu duruma çok dikkatli yaklaştık, çünkü zaten yaşadıklarımızdan korkuyorduk. Mutluyduk ama çok endişeliydik. Zamanla durum iyileşti, ultrason sonuçlarını, taşıyıcı annenin geçirdiği tüm testleri aldık ve işte Tiago doğdu. Ve şimdi çok mutluyuz, bu tedaviyi tavsiye ediyorum. Biliyorum ki bu birçok insan için çok zor bir yol ama benim için en iyi seçenek bu. Şu anda zor bir durumdayız. Buraya geldiğimiz andan itibaren güvenliğimizle ilgileniyor. Sığınma yerine iniyoruz. Kiev'de, özellikle de bulunduğumuz şehir bölgesinde, bize, güvenliğimize ve bebeğimizin refahına çok özen gösteriyorlar. İşte buradayız ve tüm zorluklara rağmen mutluyuz. Con esta situación. ¿Qué podéis recomendar a las parejas que quieran hacer este tratamiento en Ucrania pero tienen miedo por la guerra? En un tratamiento normal uno viene dos veces, uno a dejar muestras y uno a buscar al bebé si todo funciona bien. Nosotros la mitad la hicimos sin la guerra. Savaşın başlamasından önce, bir çiftin genetik materyali teslim etmek ve her şey iyi giderse çocuğu almak için iki kez gelmesi gerekiyordu. Savaş başlamadan önce programın bir kısmını tamamladık. Şimdi sadece çocuğumuzu almaya geldik. Bu yüzü gördüğünüzde, gerisi önemli değil. Yolculuğun uzun fakat tehlikeli olmadığını söyleyebilirim, sadece uzun. Birkaç tren var ve trenle yolculuk uzun sürüyor, birçok sınır var, biraz korkutucu. Ama bugün, 2023 Temmuz'unda, batıdan Kiev'e yol sakin ve Kiev'de sakin.
Elbette tehlike var. Alarm seslerini duyduğunuzda sığınağa inmeniz gerekiyor. Bir süre alarmları beklemelisiniz. Burada kaldığımız süre boyunca yoğun saldırılar olmadı. Ancak gelecekte olmayacağını söylemek mümkün değil. Sabır ve sakinlik. Burada aktif savaş faaliyeti yok. Bana bir şey olabileceğini uyarıp bildiren bir sistemin olmasını seviyorum ve sığınağa inmeniz gerektiğini söylüyor. Güvenlik önlemleri almak için zamanınız var. Savaşla ilgili olarak, trene bindiğimiz andan itibaren klinik temsilcileri bize bakıyor. Ve sadece bizim gibi olan değil, aynı zamanda Ukrayna'daki akrabalarını ziyaret eden birçok aile var, hepsi bir araya geldi. Benim saygı duyduğum bir ülke bu, çünkü birbirleri için endişeleniyorlar. Umarım zamanla durum iyileşir ve buraya gelmeyi planlayan çiftlere sakin ve sabırlı olmalarını söylemek istiyorum. Geçmişte çok sabırsızdım, sürekli bekledim ve hemen cevap verilmelerini istedim. Ama daha iyi beklemek, sakinleştirici içmek, rahatlamak ve beklemek, çünkü birçok aile aynı durumda ve beklemek gerekiyor, bu bunu değer. Size bunu kesin olarak söylüyorum. Tenemos que esperar, porque vale la pena. Se los prometo.